Selamünaleyküm dostlar. Franco yok Franco. Oraya gitmek çok büyük risk olacak. Ne yapıyor lan? Benden bu kadar yeter. Asistimi vermedi. Ne saçma başladı ya. Bu anı uzun zamandır bekliyordun değil mi? Evet. Ah be, yetiştiremedik. Katale ya. Öleceğim. Hanım. Oğlum hakikaten ne saçma başta mı böyle? Ne oluyor ben anlamadım yani. Daha bismillah fight'a başladık. Yalnız bir adam yakalayamadım daha. Fani yürüyor yalnız. Oğlum hiç asist alamıyorum ben ya. Ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Yine tutturamadım ya. Ulan hani biliyormuş gibi de dalıyor millete. Ahtım var, bir adam yakalamam lazım. Hey, çekin şu kamyonu yoldan. Lanet olsun. Marco. Hayır. Ben Katalya. Ne bekliyorsun? Bütün hayatını beni öldürmek için mi mahvettin? Benim gibi biri için ben öldürülemem. Asla bulamayacaksın. Ama her gecenin sabahı olduğu gibi inan bana. Ben seni bulacağım. Ve seni öldüreceğim. Ve neden biliyor musun? Çünkü asla olmamı beklediğin yerde olmayacağım. İşin asla. Tam da onun istediğin yerdesin. Size mi ders vermedin? Vakti geldi.
şeyimiz. Hmm. Hadi gidebilirim. Hayır. Yine oyuna daldık, yine sohbet unuttuk ya. Bu arada biri Layla videosu istemişti. Yani Layla gerçekten oynamayı sevdiğim bir karakter değil ya. Süt ve şeker. Sanırım öleceğim. Hey Rose, evet, adamın telefonundan bir şeyler alıyoruz. Güzel filmdi hakikaten Katene ya. Bu baca niye tutuyor lan? Oğlum bir kişiyi çekmeden şu oyun bitmesin ya. Ölmeseydim be. Neyse. Ama kaşındım yani. Kule altı adamı ultilemek nedir? Helal olsun Franco. Ben çekemedim, sen çektin. Ama film de bitti. Adam oynuyor lan. 12-1-4 yuh. Ben de fena değilim ama. Yani Franco çok oynadığım bir karakter değil ama zevkli bir karakterdir. Severim. Franco'yu taştan önünde çok kızlar bana. Ama o da çok sevkli oluyor, ne yapayım. Gene çekemedim ya. Franco suru verdi muhtemelen. Bu kim ya? Efendim Kamil Bey. Merhabalar, teşekkür ederim. Çok sağ olun size. Evet. Doğru. Bana şimdi ne istediğinizi söyler misiniz tekrar? Unuttum ben şimdi. Ne siparişiniz neydi? Tamam. Yani ne isterseniz olabiliyor. Hı. Yani midye baklava var, şöbiyet var, fıstık sarma var, baklava var, havuç dilim var. Bohça var. Evet. Birinde tamamen yeşil fıstık, yani tamamen fıstık ve kaymak var içinde. Diğerinin hamuru da daha yoğun. Evet. Tamam. Yok, fıstık sarma tek çeşit. Tamam. İsterseniz şey yapalım, WhatsApp üzerinden ilerleyelim.
Tamam. Evet, özel şubiyet. Aha, evet. Tamam. Yani 4 çeşit mi isterseniz yapabiliriz. Şimdi ne istersiniz? Yeşil mi dediniz? Fıstık sarma dediniz. Şöbiyet var. Bir de bir tane de yani baklavayı tavsiye edebilirim. O da güzeldir. Parmak dilim diye geçiyor genelde. Mekik dilim oluyor ya da. Yani şekli fark ediyor mu? Tadı aynı. Hani şekten karesi de var. Özel kare isterseniz o başka ama. Özel kare dediniz daha bol fıstıklı olanı. Tamam. Tamam. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde ayın birinde zam geldi. Ama ben sizle geçen hafta konuştuğumda zam yoktu zaten. O yüzden zamsız fiyattan, eski fiyattan vereceğim. Baklavayı 650'den sayacağız. Onun dışında diğerleri 900'den yazarız. Artı kargo bedeli var. Yani istediğiniz karışığa göre ayarlayacağım. Tabii ki nasıl isterseniz. Tamam. Üçgen dediniz şöbiyet mi? Ha, havuç dilim o da var. Uzun olarak onu üçgen dediniz yani. Yani şöyle, ben kendim havuç dilimi çok sevmiyorum. Bana ağır geliyor biraz. Ama hayranları, hastaları var mesela. Çok havuç dilimi çok sevenleri de var. Ben en çok şöbiyetçiyim, öyle söyleyeyim yani. Şöbiyet, midye, baklava, onlar en sevdiğim ürünler. Tamam, peki nasıl isterseniz. Yani bohçayı da tavsiye ederim. Bohça da çok güzeldir. Tamam. O zaman yeşil midye, şöbiyet, ne dedik başka? Fıstık sarma, bohça. Yassı düzse dilruva. Ama bir de onun tombik olanı var. O da harem güzeli. Yani şey yapabiliriz mesela, birini başka bir çeşit, birini başka bir çeşit yapabiliriz. Yani illa hani 4 kalem dedim ya, siz bir kilo, 1,5 kilo istiyorum dediniz. Yani